Arkadaşlar, hece dersimize hoş geldiniz. Ra harfini heceliyorduk. Ş harfinde kaldık, bitiremedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Ra, ri, ru. Ra, üstün ve ötürü olduğu zaman kalın harf grubuna girer. Esre olduğu zaman ince harf grubuna girer arkadaşlar. Hatırlatmış olayım. Türkçemizdeki R sesinin karşılığıdır. Evet, yazalım. Raş. Ra da bitişmeyen harflerden arkadaşlar. Del. Keskin Z. Peltek Z. Bunlar bitişmeyen harfler. Soldan bitişmez fakat sağdan bitişirler. Raş, rış, ruş. Ras. Rıs, 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 sat kalın. Ra ince burada, sat kalın. Rıs, ras, rıs, rus. Rad. Rıd. Rıd. Rıdvanullahü Teala kelimesindeki ilk iki harf ra ile dat arkadaşlar. Ra esire. Rıd. Rıdvan. Rad. Rıd. Rud. Rud. Rat. Rıt. Ritim kelimesindeki gibi. Rıt. Rıttı. Rat. Rattı. Rıttı. Ruttu. Rat. Rıt. Rut. Raz. Rız. Rız. Rı kalın. Ra ince. Rız. Rız. Ruz. Ra. Rıyor. Ro. Türkçelerini yazalım arkadaşlar. Ra sesimiz Latin alfabesinde R harfinde olduğu için transkribi yok arkadaşlar. Benzer sesi de yok. Raş. Rış. Rış. Rış.
Ri, ra ince, şe ince, riş. Ruş. Ras. Ra kalın, sat kalın. Ras. Rıs. Rıs. Pardon. Ras. Rıs. Rıs. Ra ince. Burada sat kalın. Rıs. Rus. Rad. Satımızın transkribi arkadaşlar. Bir nokta. S'nin altında bir nokta gördüğümüz zaman o S'nin Arapçadaki karşılığını sat olduğunu bileceğiz. Çünkü Arapçada 3 tane S sesi var. Türkçemizde bir tane S var. Gördüğünüz gibi transkribi, S'nin satın transkribi, S'nin, S'mizin altında bir nokta, peltek S'miz, S'nin altında çizgi, keskin S, Latin alfabesindeki S sesi arkadaşlar. Evet, devam edelim. Rad harfi D'nin altında bir nokta. Çünkü D'limiz var. D sesi olarak tatımız var. Ama Türkçe'de D bir tane. Transkribi tatın. Daha önce de bu bilgileri sizlerle çokça paylaştım. Rad. Rıt. Rud. Rat. T'yi Türkçemizde T ile yazıyoruz. Bakın T, T, bu şekilde. Rat, rıt, rut, rut. Rat. Biraz tok çıkarıyoruz arkadaşlar normal T'mizden. Karşılığı T ama rat, rat, rıt, rut. Tatlının T'si gibi çıkarıyoruz. Rıt. Raz. Z'miz. Transkribimiz altında bir nokta arkadaşlar. Z'nin altında bir nokta Arapçadaki Z harfinin karşılığı. Rav. Rıv. Ruz. Ruz. Ra. Ayınımızın transkribi, ayın sesi
Türkçemizde yani Latin alfabesinde yok arkadaşlar. Ra. Ayın, A'nın üzerinde ayını temsil eden Latin alfabesinde A. Üzerine de bir çizgi koyduğumuz zaman bunun Arapçadaki ayın olduğunu bileceğiz. Transkribi. Ra. Ra. Ro. Devam edelim. Rag. Rag. Ro. Raf. Rif. Ruf. Rak. Rak. Roku. Kalkala harflerimizden kaf, kaftı becim, del. Kaf, tı, be, cim, del harfi. Bunlar kalkale. Yani sallanarak okunan harfler. Kal, kale harfleri. Harf, le, ri. Rak, rik, roku. Rak. Rak. Rik. Ruk. Rel. Ril. Rol. Ram. Rim. Rum. Ran. Rin, Ron, Rav, Riv, Ru, Rah, Rah. Arkadaşlar rah değil. Rah. Rahat çıkaracağız. Rah. Rih. Ruh. Ruh. Roh değil. Ruh. Ruh. Ray.
Ri. Rui. Türkçelerini yazalım. Rağ. Gayn harfi. Türkçemizde yani Latin alfabesinde yumuşak G karşılığı arkadaşlar. Transkribi ise G'nin üstünde bir nokta. Evet, bu bilgiden sonra devam edelim. Rav. Rav. Nokta koyalım buna. Arapçada gayn harfini temsil ediyor. G üzerinde bir nokta arkadaşlar. Ru. Raf. Rif. Ruf. Rakı. Kaf. G harfi. Karşılığı K harfi arkadaşlar Arapçada. Türkçedeki kaf harfinin Türkçedeki karşılığı G harfimiz. Yumuşak G. G. Büyük harfini de yazalım. G. Ve şu şekilde G. Büyük G, küçük G. Latin alfabesinde harfler büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Rak. Rık. Ruk. Rak. Rik. İkisi de ince. Rik. Rük. Rel. Ril. Rol. Ram. Rim. Rum. Ran. Rin. Run. Rau. Riv. Ru. Rah. Arapçada ha 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 ve he olmak üzere arkadaşlar 3 tane he sesi var. Türkçemizde yani Latin alfabesinde bir tane he var. Ha altında bir nokta. Ha. H'mizin altında bir nokta. H'nın transkribi. H'mizin altında küçük vav şeklinde ve H harfi Latin alfabesindeki H sesi arkadaşlar. Bu bilgiden sonra devam edelim. Rah, rih, ruh.
Ray. Ray. Ruy. Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.